S merkezi 2024'ün sanırım dizler sorusunu buldum. Çok güzel bir soru, sizinle paylaşmak istedim 3-4-5 yayınlarından. Şimdi bir tablo vermiş İzmir iline ait. Evet, şu an ben de bu soruyu İzmir'den çözüyorum. İzmir iline ait 4 günlük hava sıcaklığı ve nem oranını veren bir tablo vermiş. Diyor ki buradaki sıcaklıklar aritmetik dizinin ilk 4 terimini, nem oranları ise geometrik dizinin ardışık 4 terimini temsil ettiğine göre ABCD'nin toplamını istiyor. Şimdi sıcaklıklara bakıyorum. Yani bunlar benim aritmetik dizimi oluşturacak. Ne onlar? Eksi 2 A, B 28. Geometrik dizimi oluşturacak terimler ise nem oranları. Yani A, C, B ve D. Şimdi hem aritmetik hem geometrik dizinin özelliklerini kullanarak ABCD'yi bulacağım. Sonra da onları toplayacağım. Tabii ki önce aritmetik diziden başlıyorum. Aritmetik dizide aritmetik ortalamayı kullanıyorduk, hatırlarsınız. Mesela eksi 2 AB aritmetik dizinin ilk 3 terimi olduğu için A neye eşit olacak? Eksi 2 ile B'nin toplamının yarısına eşit olacak. Yani A eşittir eksi 2 artı B bölü 2 yazıyorum. Yani 2A eşittir eksi 2 artı B. Aynı şekilde B de AB 28 de ardışık 3 terim olduğu için B de neye eşit olacak? A ile 28'in toplamının yarısına. Buradan da 2B eşittir A artı 28 bulurum. Alın size iki bilinmeyen iki denklem. Bunu kullanarak A ve B'yi bulacağım öncelikle. Sonra da geometrik diziyi kullanarak C ve D'yi bulmaya çalışacağım. Hemen bilinenler bilinmeyenler bir tarafa alırsanız 2A eksi B eşittir eksi 2 olur. Buradan 2B eksi A eşittir 28 olur. Ne yapalım? İkinciyi 2 ile çarpıp A'lardan kurtulalım isterseniz. Şöyle yapalım. Taraf tarafa toplayalım sonra. A'lar birbirini götürecektir. 4B eksi B burada 3B kalacaktır. 56, 2 eksi 2 çıkardık. Yani burası da 54 olacaktır. Dolayısıyla B'nin değeri buradan 18 olarak bulunur. Herhangi birinde yerine yazarsanız birincide ya da ikincide A'nın değerinde 8 olarak bulursunuz. Tamam. A'yı B'yi bulduk. O zaman geometrik dizimiz şöyle oldu. 8, C, B yerine 18 yazdım ve D. Şimdi geometrik dizide de geometrik ortalama kullanıyorduk. Dolayısıyla bunlar ardışık 3 terim 8, C ve 18 olduğuna göre C'nin karesi eşittir 8 çarpı 18'i kullanabilirim. Yani C'nin karesi eşittir 64, 8, 14, 144 yapar. C buradan ne olur? 12 olarak bulunur. Aynı şekilde C 18D de gene geometrik dizinin ardışık 3 terim olduğuna göre 18'in karesi eşittir C çarpı D'yi kullanacağım. Yani 18'in karesi eşittir C'yi 12 bulmuştum. 12 çarpı D'den D'yi de buradan kaç olarak buluruz? 27 olarak buluruz. Şimdi ABCD'nin toplamını istemişti bizden soruda. Hemen topluyorum. Yani 8 artı 18 artı 12 artı 27 topladığımızda da 65 cevabını buluruz.